Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son buradaki toplamları da göstermiş olduk. Tahsilat dediğimiz zaman buradaki toplamı buraya getirdik. Ve şu anda yaptığımız girişleri kaydediyor arkadaşlar. Şimdi cari hareketler tablosu formülü hazırlayıp burada girdiğimiz hareketleri buraya çağırmak istiyoruz. Hemen bir form oluşturacağız beraber. Buraya Insert form diyoruz. Şöyle formumuzu genişlettik. Formun caption'a cari hareketler diyorum. Tamam. Şimdi hemen buraya bir tane frame çiziyorum şöyle. Frame böyle olsun. Bunun çizgisini de kaldırayım. İsmini de kaldırdım. Buraya bir tane buton alacağız. Ve bu butona kapat diyelim. Aynı zamanda bir de yazdır butonu ekleyelim. Yazdır. Tamam. Hemen buranın üzerindeki ikonları da picture'a geliyorum. Burada ben de D'nin içerisinde masaüstü ikon bir dakika bu değil. Yeni Necati Bey'in ikonları var. Yazdır için P'ye basıyorum. Printer. Print. Print nerede? Bunları şöyle liste yapsam. Liste yaparsam bir şey yapmıyor. Küçük simgeler diyelim. İçindekileri bu sefer göstermemeye baş. Neyse arkadaşlar ya. Buna zaman kaybetmeyelim. Önce kapatın içerisine. Aslında bunlara önce bir isim versek iyi olur. Her zaman butonlara isim verin arkadaşlar. Buna btn kapat diyorum. Şuna btn yazdır diyorum. Yazdır. Olmaz ona göre. Sonra buraya bir liste alacağız. Listemiz şu cari listedekini kopyalıyorum. Gelip buranın içine yapıştır diyorum. Tabii bu biraz boyut olarak burayı aştı. Şöyle küçültüyorum. Şöyle buraya yerleştirdim. Şöyle tam olarak formu doldursun. Tamam. Hemen bunun custom'ına geliyorum. Bize arkadaşlar ne lazım? ID lazım. Sıfır yapıyoruz ki gözükmeyecek. Cari harekette arkadaşlar tarih lazım. Tarih 70 uygundur. Ondan sonra açıklama olsun. Açıklama da 300 olsun. Bir de tutar olsun. Tutar da 100 olsun arkadaşlar. Geri kalan hepsini sileceğim. Şurada delete. Tutara kadar geldim ve tamam diyorum. Şu formu şöyle bir çalıştırsam en azından nasıl göründüğü anlarım. Dikkat ederseniz tutar şurada bir genişlik oldu. Hani gerçi uzatılabilir ama biz kendimiz şu şekilde göstermeye çalışalım. O zaman 400 yapalım. Tabii bunları göremiyorsunuz ne kadar olduğunu ve bağının tabii eksikliği yani. Mesela başka bir dilde gözüküyor. Şu anda uygundur. Tarih, açıklama, tutar. Hemen tablomuza bakalım. Date'in içinde, datanın içerisinde cari hareketlerimiz burada. Şimdi burada dikkat ederseniz tarihimiz var, açıklamamız var ve tutarımız var. Tamam. Tabii buranın içerisinde sorgulatarak oraya çağırmamız gerekecek. Hemen yapalım onu. Hemen cari listeleme kodlarımızı hazır bir şekilde alalım. Burada listeleme yaptığımız kodlarımız hangileri? İşte cari listele nerede? Carileri listele. Şunu kopyalayalım. Şuraya kadar. Buraya kadar Ctrl C ile kopyalıyorum. Geliyorum şu formun. Bunun ismini de FRM cari hareketler diyorum. FRM cari hareketler diyorum. Şimdi bu form açılır açılmaz formun herhangi bir yerine çift tıklayıp buradan formun activate kısmına
Buraya isterseniz bir prosedür olarak yapalım. Buraya sub hareket listele diyelim. Ondan sonra kodları içine yapıştıralım. Şuradaki activate kısmına da mi nokta carileri listele hareket listele mi nokta hareket listeleyi de çağıralım. Form aktif olduğu zaman mi nokta hareket listele diyeceğiz. Şimdi hareket listeleye bakalım. Burada lst cariler diyor. Bizim cari hareketimiz nedir? Lst cariler. Aslında bunun adını lst hareketler desek daha iyi olur. Hareketler. Lst hareketler. Tamam. Şurada lst carileri kontrol H'ye basıyorum. Klavyeden ctrl h. Neyi arıyorsunuz? Diyorum ki lst carileri arıyorum. Peki yerine ne yazayım? Lst hareketler yaz diyorum. Current modül demek, yani bu modülün içinde replace all tümünü değiştir dedim. 3 tane buldum diyor. Tamam, 3 taneyi buldum ve değiştirdim. Güzel. Şimdi lst hareketlerin list item'i clear yapıyoruz. Önce temizliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sonra db bağlan diyerek database'e bağlanıyoruz. Şurada bir hata çıkma olasılığına karşı on error resume next demişiz aslında, ama bu böyle normalde yazılmaması lazım. Yani bağlanamamışsa bir hata uyarısı vermesi lazım. Veri tabana bağlanamadım demesi lazım. Onu da yapalım istiyorsanız. Buraya dim hata as label diyorum. Burada on error, buraya go to hata diyorum. Yani bir hatayla karşılaştırsan hata diye bir etiket sana tanımlayacağım. Oraya gidiyorum. Hemen onu en alta her zaman tanımlamanız gerekiyor. Yani şuraya. En sub'un üstüne. Buraya bir exit sub ile bir sınır çizim. Yani bir sınır çiziyorsunuz. Buranın altına normal şartlarda devam etmeyecek. Buraya hata 2 nokta üst üste. Buraya frm mesaj nokta lbl mesaj demiştik hatırlıyorsanız. Nokta caption eşittir. Veri tabanına bağlanamadı. Veri tabanına bağlanamadı desin. Tamam. Ondan sonra frm mesaj nokta show diyerek ekrana gösteriyoruz. Bu kadar. Tabii bir de şöyle bir soruna dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bak dikkat ederseniz ben burada db bağlan. Şu anda connection'ı açmışız. Ben direkt hataya gidip ve olayı böyle bitirirsem bağlantım açık kalmış olur. Bu mesajı verdikten sonra da db nokta bağlantı kes demem lazım. Yani bağlantıyı da kes. Database'e bağlantıyı da koparmanız gerekiyor. Şimdi başka bir yerde open yaparsanız iki defa dosya, yani veri tabanı açmış olursunuz. Ben dikkat ederseniz mesela ben burada bir tane dosyayı açıyorum. Mesela ben ya da şöyle bir şey yapayım. Mesela ben bunu açtım. Aynı dosyayı bir daha açmaya çalışırsanız dosya zaten açık gibi bir uyarı veriyor normal şartlarda da. Hani burada vermedik karşılaşmışsınızdır. Bu da onun gibi bir mantık arkadaşlar. Şimdi ben daha önce böyle kodları kopyalayıp yapıştırıyordum. Bazı arkadaşlar diyordu ya niye böyle kopyalayıp yapıştırıyorsun? Aslında benim buradaki amacım, yani öbür gün elinize bir kod parçacığı düşerse, yani gelirse hani okuma alışkanlığını kazanmış olursunuz. Bak sırayla geliyorum dikkat ederseniz. X diye bir değişken tanımlamışız. LST list item tipinde bir LST tanımlamışız. LST hareketler diye bir tablom var. Onu temizliyorum, içindeki itemları, verileri temizliyorum. Database'e bağlan diyorum. Bir hatayla karşılaşırsan hata diye bir etikete git diyorum. db.sql, buradaki SQL illa de SQL olması şart değil. Hatırlıyorsanız diğer derslerde anlatmıştım size. Burada database'in içine biz public SQL string tipinde bir SQL tanım. Burası Ali, Veli, Ahmet, Mehmet de olabilir yani. Burası SQL'dir diye SQL komutu kullanmıyoruz arkadaşlar yani. Devam ediyorum. Ondan sonra select yıldız from cariler. Carilerin içindeki her şeye bir select atıyorum. Yani bana göster diyorum, listele diyorum, ama biz bunu böyle yapmayacağız. Select yıldız from cari hareketler diyeceğiz. Evet, cari hareketlere bir select atıyoruz arkadaşlar. Dikkat ederseniz cari harekete select atıyoruz. Cari hareket diyoruz. Peki bir de şartımız yok mu? Eğer biz bu şekilde yaparsak buradaki kayıtların hepsini getirecek. Ama bu cari ID başka bir cariye aittir. Bu başka bir cariye ait. Bu başka bir cariye aittir. Dolayısıyla bakın arkadaşlar, şu anki yaptığım şeye dikkat etmenizi istiyorum. Ben buraya bir tane public cari ID tanımlayacağım şimdi. Bakın. Buraya diyorum ki public cari ID as integer diyorum. Bir tane cari ID tanımladım.
Şimdi ben cari hareketlere gelmeden önce, yani şu cari listesinin içerisinde burada cari harekete tıkladığım zaman buradaki ID'yi oraya göndereceğim. Bakın burada bir tane ID var. Bakın şurada ID kolon sıfırdır. Ben bunu 40 yapayım görmeniz için. Şimdi programı çalıştırıyorum. Pardon. Şurada çalıştıralım. Bak böyle açtım. Buradan cari listesine geldim. Mesela buradaki ID kaçtır? 20. Bakın cari hareket dediğim anda tabii şu anda hata verecektir. Ha, şov yapmadık daha doğrusu. Ben şunu yapacağım biraz sonra. Buradaki o 20'yi okuyacağım ve cari hareket formundaki ID'ye aktaracağım. Dolayısıyla oradaki verden de onu çağıracağım. Hemen devam ediyorum. Eyvah, eyvah, eyvah. Program kapanım açıldı. İnşallah yaptıklarımız gitmedi. 1, 2, 3, 4. Şöyle devam edelim. İnşallah yaptıklarımız gitmedi. Yani cari hareket. Tamam. Gitmemiş. Devam ediyoruz arkadaşlar. Tamam. Şimdi ben burada select yıldız from cariler. Burada ver diyorum. Ver şartımız. Buradaki cari ID. Bakın buradaki cari ID. Yani bu cari hareketin içerisinde bir cari ID diye bir değişik kolonu var dikkat ederseniz. Cari ID. Ver diyorum. Buradaki cari ID eşit olacak. Tırnak açıyorum. İki tane tırnak ve iki tırnağın arasına iki tane V işareti koyuyorum. Ve buraya buradaki ya da mi nokta cari ID diyorum arkadaşlar. Mi nokta cari ID. Yani benim şartım şu. Cari hareketin içerisindeki cari ID'nin buradaki cari ID'ye eşit olma şartıyla buradakileri bana listele diyorum. Dolayısıyla database'i open diyorum, aç diyorum. Buradaki kaç tane bulduysa, yani buranın içerisinde kaç tane kayıt aldıysa, bu aynı zamanda bir liste gibi düşünün. Bu şarta uyanların tamamını şu SQL'in içine atacak. Buradaki record seti olarak bu record seti atacak, kayıt setini atacak. Burada kayıt setin sonuna kadar dön diye bir for döngüsü oluşturduk. LST hareketin ilk item'ına sıfırı atıyoruz. Sıfır ID'di. 1 tarihti, 2 açıklamaydı, 3 de tutardı arkadaşlar. Şuraya kadar diye siliyorum. Buraya kadar siliyorum. RecordSet.move next diyorum. Şunu da şöyle bunları da silelim. Evet gördüğünüz gibi listelememiz bu kadar. Şimdi burası neydi? Tarih. Bunun tarih formatı olması için şöyle yapabilirsiniz. Format date time parantez içinde bu en sona gidip nokta date time sonra virgül pardon virgül burada short date kısa tarih olarak göster diyorlar. Bir de şurası da para birimiydi. Buna da format currency diyebilirsiniz. Para birimi olarak bunu da göster diyorsunuz. Ve bunu da bu şekilde kapattık arkadaşlar. Bir de şöyle yazmışız. Şunlara hiç gerek yok. Ha, şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer kayıt yani buradaki sorgunun sonucundaki record setteki kayıtlar sıfırdan büyük ise btn yazdır nokta enable true yapabilirsiniz. Yani eğer sıfırdan yani birden fazla kayıt varsa yazdırı aktif et. Aksi halde yazdırı false yap diye yani yazdır butonu pasifleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şunu da aynı şekilde yaptık. Eğer record setin kayıt sonucu sıfırdan büyük ise record konu sıfırdan büyük ise yazdırı enable true yap. Else false yap. End. Bir de şuraya bir isterseniz buraya bir tane toplam aktaralım arkadaşlar. Şuraya da toplam diyelim. Toplam iki nokta üstte. Buradaki hareket toplamını da şuraya almak istiyoruz. Toplam da buraya gelsin. Tabii bunu da read only yaparsanız R harfine gelelim. Read only nerede? Sadece okunur. Read only yoktu. Burada şey lookup diyoruz arkadaşlar. Yani kilitle diyoruz bunu.
Şu anda bunu da bu şekilde kilitledik. İsterseniz yazı fontunu da ben kalibri kalın 12 yapayım. Para birimini de burada bu şekilde gösterelim. Toplamı nasıl alacağız peki? Şöyle alacağız arkadaşlar. Ben buradan bir tane değişken tanımlayacağım. Dim toplam as double diyorum. Ondan sonra toplam eşittir 0 diyorum. Şimdi geliyorum buraya. Para hangisidir? Şuradır. Değil mi? Para budur. Ben şuraya şöyle yazıyorum. Toplam eşittir. Toplam artı CDBL recordset nokta field 2 diyorum. Yani buradaki değeri toplam değişkenine aktarıyorum. En sonda da şuraya, en sonda tabii her şey bittikten sonra buraya şunun ne isim verdik arkadaşlar? Buna TX'te toplam. TX'te toplam dedim. Hemen şuranın altına şuraya TX'te toplam eşit nokta text eşittir format currency diyelim. Parantez içinde toplam yazıyorum. Parantezi kapatıyorum. Şimdi denemesini yapmadan önce cari tanımlamaya, cari listesine geliyorum. Buradaki cari harekete çift tıklıyorum. Diyorum ki arkadaşlar, ne diyorum? FRM cari hareket nokta cari ID eşittir LST cariler nokta selected item. Dolayısıyla ben cari hareketlerdeki cari ID'ye burada seçilen item'i aktarmış oldum. Aa, şöyle bir şart da koşsak daha iyi olur. Çünkü acaba bu cari listelerinin listeleme kısmına şunları pasif yapma, pasifleştirmeyi göstermiş miyiz acaba? Şu butonun adı nedir? BTN hareketler. Şunun listesine bakmak istiyorum. Carileri listeleye bakıyorum. Eğer kayıt sıfırdan büyükse bakın liste hareketi enable true veya false yapmamışız dikkat ederseniz. O zaman şunu da yapalım. Eğer record sıfırdan büyükse btn hareket nokta enable true diyorum. Aşağıya da btn hareket nokta enable eşittir false diyorum. Dolayısıyla bu hareket butona tıkladığımız zaman burada mutlaka bir kayıt vardır ki tıklıyoruz. Dolayısıyla eğer bu işlemi yapmasaydım, burada hiçbir kayıt yokken ben buraya tıklamış olsaydım, olmayan bir ID'yi göndermiş olacaktım. Dolayısıyla da program hata verecekti arkadaşlar. Bunu da önlemiş oldum. Ben tekrar bu listeye gelip buradaki ID'yi sıfır yaparak görünmemesini sağlıyorum. Şimdi programımızı çalıştıralım. Hemen start'a geliyorum. Buraya tıklıyorum. Örneğin şuraya gelip hareketleri diyorum. Aha, show yapmadık arkadaşlar. İçine show yazmadık. Evet. Cari hareketlere geliyorum. Cari listesine geldim. Şuradaki cari hareketlere girdim. Buraya da FRM cari hareketler nokta show diyorum. Ve olay bitiyor. Şimdi hemen tekrar deneyelim. Geldim buraya. Cari'yi seçtim. Hareketler dedim. Gördüğünüz gibi tarih geldi, açıklama 1 geldi, tutar geldi, açıklama niye 1 geldi arkadaşlar? Ha, pardon. Bakın arkadaşlar açıklama nerededir? 0, 1, 2, 3. Field 3'te bu var. Bu 3'tür, şu 4'tür, şu 5'tir. 3, bakın. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5'i çağırmamız lazım. Burayı bayağı bir yanlış yaptık. Şunlar da, buralar da yanlış gelmiş. 3, 4, 5 gelmesi lazım. Hemen onu da düzeltelim. Cari harekete geldim. Buranın içine girdim. Buradan 0'ı aldık. Tamam. Bundan arkadaşlar neyi alacağız? 3'ü alacağız. Şurası bir dakika ne yapıyoruz ya? Kafam karıştı.
Tarih alacağız 0. 1, 2, 3. Tarih 3'tür. Tamam. Bakalım. Şu tarih 3'ü aldık. Tamam. Güzel. Tarih. 4 nedir? Açıklamadır. Buraya 4 diyoruz. 4'ü aldık. Toplam nedir? 5'tir. Şurası da 5 yapıyoruz. Şurası da 5 diyoruz. İşte şimdi oldu. Şimdi tekrar denemek istiyorum. Hemen deniyorum arkadaşlar programı. Evet, şimdi buraya geldim. Bunun hareketleri dedim. Gördüğünüz gibi tarih doğru, elden alındı. Tutarlar burada. Toplam 10.000. 7.000. 7.550, 8.850, 9.850, tam 10.000 düz. Dikkat ederseniz 10.000 çıktı burada. Bunun kapatına bir şey yazmamışım. Aynı şekilde bununki seçiyorum. Hareketler diyorum. Bu da 5.000. Doğru arkadaşlar, hareketleri ekranda görüyorsunuz. Bu dersimiz de böyle kalsın. Arkadaşlar ben bu dersi de özellikle Gold üye olan arkadaşlarımızın müsaadesiyle herkese açık bir şekilde yayınlamak istiyorum. İstiyorum ki bu ders çok kişiye ulaşsın. Dolayısıyla dersleri görmüyorlar. Bazı arkadaşlar yorumlarda yazmıştı. Dersin içeriğini görsek belki biz de katılmak isteriz. İşte içeriği böyle arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Eğer siz de bu tür derslerde faydalanmak istiyorsanız üye olabilirsiniz. Kapata da mi.close diyorum. Gerçekten arkadaşlar... Pardon ya, ben başka dillerle karıştırıyorum. Unload me. Yani bu ders bulunmaz bir nimet bence sizin için. Elimden geleni yapıyorum. Dikkat ederseniz ben de o kadar profesyonel değilim. Arkadaşlar ben size şunu söylüyorum. Bakın gerçekten yani bir program kod yazan, program yazan ile her şeyi böyle takır takır böyle makineli tüfek gibi yazan demek değildir. Yani ben şimdi 7/24 kod yazarsam ben de o seviyeye gelirim. Dikkat ederseniz örneğin mahkemelerde katipler 7/24 işte yazdıkları için veya hızlı yazmak zorunda oldukları için sürekli pratik yazarak 10 parmaklarını geliştiriyorlar. Çok hızlı yazıyorlar. Dolayısıyla bazı yazılıma uğraşanlar, 7/24 yazılımla uğraşanlar sürekli aynı kodları yaza yaza çok hızlı yazıyorlar. Dolayısıyla hatta ezberliyorlar da yani. Şimdi özellikle programın mantığını anladıktan sonra kod ezberlemeye gerek yok. Yani internet var, bir sürü şeyden araştırırsınız. Örneğin çarpım tablosunu ezberlemek. Yani ezberlemeyebilirsiniz. Ezberebilirseniz işinizi kolaylaştırmış olursunuz. Ezberlemeseniz bile bir şekilde bulursunuz. Yani bir yerden bakarsın, 8x8 64. Ezberlemek zorunda değilsiniz demek istiyorum. İyi bir programcı, iyi kod ezberleyen anlamına gelmiyor. Her şeyi ezbere bilmek anlamına gelmiyor. İnternetten, kitaplardan, kaynaklardan araştırarak istediğiniz şeye varabilirsiniz. Özellikle ben bunu anlamanızı istiyorum. Olayın mantığını anladıktan sonra her türlü problemin üstesinden gelebilirsiniz. Bence siz de biraz daha gayret edin, pes etmeyin, öğrenmeye devam edin. Her türlü kaynaktan bir şeyler öğrenmeye çalışın. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Biz yazılımda ilerledikçe, geliştikçe, birey olarak geliştikçe toplum olarak da gelişiriz, ülke olarak da gelişiriz. Gerçekten yazılım günümüzün olmasa olmazı, herkesin öğrenmesi gerekiyor. Çocuklarımızın da öğrenmesi gerekiyor, bizlerin de öğrenmesi gerekiyor. Biz bu gayretin içindeyiz, siz de o gayretin içinde olmaya devam edin. Bu dersi de herkese açık olarak yayınlayacağım. Bundan sonraki dersleri artık yayınlamayacağım açık olarak. Sadece Gold üyelere özel bir ders olacak arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Yorum yazmayı unutmayın. Bazı arkadaşlar bu programın kodlarını istemiş. Ben kod verme taraftarı değilim. Madem böyle bir şeyler öğrenmek istiyorsanız kendi kendinize yazın ve kendinizi geliştirin arkadaşlar. Ezberci olmayın, ezbere kaçmayın. Benden de kod istemezseniz memnun olurum. Zaten detaylı olarak anlatıyorum, gösteriyorum. Görüşmek dileğiyle.